Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Teknik araçları incelediğimiz serimizde Amerikanlarla karşınızdayız. Amerikan zırhlarıyla başlayacağız ama yine kısaca hatırlatayım. Teknik araçların genel özelliklerinden kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Ardından oynamak için onlarla alakalı birkaç ipucu vereceğim. Yani mesela Amerikan savaş gemilerinde şu 3 dalda hangi özellikleri daha iyi nasıl oynamamız lazım. İlk olarak Amerikan zırhlarıyla başlayalım. Amerikan zırhları tier 7'ye kadar genel olarak daha iyi sahipler Japonlara göre. Daha düşük bir isabet oranına sahipler ve daha yavaşlar. Yani teknik olarak çok fazla avantajınız olan bir şey yok. Her seviyede ortalama oluyorlar. Yani ateş gücü olarak da, zırh olarak da, hız olarak da diğer çoğu ülkeyle aynı seviyedeler neredeyse. Ama daha iyi oldukları bir özellik yok. Bu durum nerede değişiyor? Tier 8'de değişiyor. Tier 8'de hangi gemi ağacını seçerseniz ona göre bir avantajınız var. Biz mesela en sağdan Nebraska'dan başlayalım. Bu ağaca giderseniz bombardıman uçaklarınız oluyor arkadaşlar ekstradan. Peki bu bombardıman uçakları ne işe yarıyor? Yani nasıl kullanmanız lazım? Bunları en iyi kullanabileceğiniz yer arkadaşlar genelde mesela ateş edemediğiniz bir dağın arkası olabilir. Uzaktaki bir düşman olabilir. Bu düşmanlara saldırmak için bombardıman uçaklarını kullanabilirsiniz. Yani diğer savaş gemilerinin ateş edemeyeceği yerlerde siz uçak kaldırıp düşmana saldırabilirsiniz. Bunun dışında ne işe yarıyor? Göremediğiniz düşmanlara bulup tespit edip saldırmak için. Yani mesela Düşman kruvazörü var diyelim karşınızda. Ne olsun 11 kilometrede tespit edilebilen bir tane kruvazör düşünün kafanızda. Hiç fark etmez. Böyle bir kruvazörü savaş gemisi olarak daha uzaktan tespit etmeniz neredeyse mümkün değil. Ama bu ağaçta eğer rakip kruvazörün yerini tahmin edebiliyorsanız uçak kaldırıp rakip kruvazörü bulup ona saldırı yapabilirsiniz. Hem rakip gemiye hasar vermiş olursunuz hem de rakip gemide yangın çıkartırsınız arkadaşlar ve bu rakip yangını söndüremiyorsa aktif olarak yanan gemiler daha kolay tespit edilebilirler. Yani tespit edilme mesafeleri artar. Kendi ana geminizde de bu gemiyi görüp ateş edip öldürme ihtimaliniz çok daha fazla olur. Ateş edemediğiniz durumlarda uçak kaldırabiliyorsunuz. Normalde göremediğiniz, tespit edemediğiniz kruvazör ya da muhrip gibi düşmanlara uçaklarla tespit edip saldırma şansınız var. Bu iki özellikle bu aç için parlayan kısım. Onun dışında topları, uçak savarları vesaire de kötü değil. Ama hani avantaj olarak bahsedebileceğimiz kadar iyi olmadığı için onları bir köşeye bırakıyorum. Diğer kısma geçelim. North Carolina, Iowa, Montana. Arkadaşlar bu ağacın özelliği de dayanıklılık. Diğer ülkelerden neyi daha iyi yapıyorlar? Savaşı daha uzun süre devam edebiliyorlar. Yani mesela Japonların iyileştirmesi saniyede 284 iyileştirme veriyor olması lazım Yamato'da. Montana'da arkadaşlar bu iyileştirme iki katı. Yani rakip diyelim sizi yaktı ya da işte köşk katmadı ama hasar verdi. Bu hasarları sizin tamir edebilmeniz Montana'da çok daha yüksek. Bu şekilde savaşa daha uzun süre dayanabiliyorsunuz. Hatta Montana'nın efsane bir modülü sizde varsa çok fazla kişi kullanmaz ama kullananlar arasında şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Geminizin yanmasını ve su almasını süresini düşürüyor. Daha az yanıyorsunuz. Daha fazla tamiriniz var. Bu tamiri kullanarak sürekli savaş içerisinde daha fazla hayatta kalıp daha fazla savaşabiliyorsun. Eğer alevlerden vesaire nefret ediyorsanız otur hasarlar sizin için çok büyük sorunsa yani Montana aracı biraz daha avantajınız olabilir. Vermont. Arkadaşlar bu kısımdaysa bu uçak savar savunma ateşiniz var. Yani çok büyük özel bir donanım değil. Yani sizi uçaklardan garanti korumuyor. Ama uçaklara karşı biraz daha güvendesiniz diğer iki ağaca göre. Ve şöyle bir avantajı var sizin için. Ana toplarınız daha yüksek hasar veriyor ve 457 mm. Şimdi 457 mm neden önemli? 457 mm'nin avantajı şu arkadaşlar. Düşman kurvazörü. Eğer 32 mm bir sahipse Montana ve Louisiana gemisine burundan yaklaştığı zaman bu gemilerin zırt edici mermilerle o oh, gemiye çok yüksek hasar verme ihtimali yok. Yani bakın mesela kimi örnek verelim. Bakın mesela Prince Eugen'in şöyle zırt üzerine açayım size. Şurası 40 mm arkadaşlar. Bunu geminin tamamının 40 olduğunu düşünün. Ya da burasının 32 olduğunu düşünün. Hiç fark etmez. İkisi de olur. Prince Eugen size bu şekilde yaklaşırsa Montana ve Louisiana ile siz bu gemiye zırt edici mermilerle hasar veremezsiniz. Şuraya atarsanız mermileriniz teker. Patlayıcı mermi sıkmanız lazım ya da geminin burasına denk gelmesi lazım ki çok zor. Yani mermi büyük ihtimal delip geçip gidecek. Ama Louisiana'da pardon. Diğer teknik açtığı geminin adını unuttum. Vermont'ta değil mi? Şöyle Amerikanlara geçelim. Vermont'ta bu durum farklı. Eğer Vermont'la 32 mm zırhı olan bir geminin şurasına sıkarsanız buradan tam hasar verebiliriz. Yani size burundan gelen bir korozörü yok edebilecek bir gerçek topunuz var. Ama Montana ve Louisiana için aynısı geçerli değil. Ana toplarınız o kadar Ağır hasar veren toplar olmadığı için bu tür durumlarda sorun yaşayabilirsiniz. Yani bu kısımda biraz daha savaş gücüne yani ana topların gücüne odaklı olan kısım. Sizin için hangisi daha önemliyse ona göre ağaç belirleyip ona ilerlemeniz gerekiyor. Kurvazörler. Arkadaşlar Amerikan kurvazörleri iki de ağaca ayrılıyor. İki ağaç da güzel. Worcester ile Des Moines. Şimdi bu ağacın farkı ne? Arkadaşlar bu ağacın farkı şu. Adaların arkasından ateş edip düşman farmlamanız daha kolay. Neden biliyor musunuz? Bakın toplarınız daha küçük 152 milimetre. Bu arada 152 milimetre toplarla e, ayrıca patlayıcı vermenizin hasarını artıran bir tane kabiliyet var. Onu da alabiliyor olmanız lazım. Size bir, herhangi bir dezavantaj vermeden. Bir adanın arkasına gidip ateş ederken ana topunuz ne kadar büyükse o kadar çok sorun yaşıyorsunuz. Bunu size şu şekilde açıklayayım. Bakın mesela şunu arkadaşlar şu düz çizgiyi 5 kilometrelik bir menzil gibi düşünün. Des topu 203 milimetre ya. Bu 5 kilometrelik menzilde Desmonius'un topu ateşlendiği zaman şöyle dümdüz gidiyorsa Worcester'ın topu ateşlendiği zaman biraz daha yukarıdan aşağı düşecek şekilde. Yani şöyle U çizdiğini düşünün yatay bir. Yani U olmaz da mouse'umu takip edin. Şu, şu hızda gider. Yani yukarıdan aşağı doğru düşer. Bu size nasıl bir avantaj sağlıyor biliyor musunuz? Adanın arkasından uzun mesafede ateş etmeniz çok kolay oluyor. Çünkü 5 kilometrede bu kadar fark ediyorsa 10 kilometrede böyle fark ediyor bu sefer. Yani devasa bir fark oluşmaya başlıyor. Herhangi bir adanın arkasında bir geminin arkasında çok kolay farm yapabiliyorsunuz. Yine kendinizi koruyacak bir sisiniz yok ama hani biraz daha ateş etmeniz kolay olduğu için düşmanın size karşılık veremeyeceği böyle adaların dibine saklanarak ateş edebileceğiniz fırsatlarınız oluyor. Bu özelliği odaklanırsanız yani rakibi farmlayabileceğiniz ağaç bu ağaç. Bir yanda desmoines ağacı. Arkadaşlar bu ağaçta Hani yine adanın arkasına saklayıp adamları farmlayabilirsiniz ama bu Aiz'in asıl avantajı Worcester ağacında olmayan radarları var. Radar ne işe yarıyor? Arkadaşlar radarlar belli bir mesafedeki bütün gemileri sizin için görünür yapıyor. Buna muhripler de dahil. Normalde 5 kilometre görünen bir muhrip siz radarınızı açtığınız zaman menziliniz 9 ise 9 mesafede gözüküyor. Bu silahınızı sizin daha aktif kullanmanız lazım. Pardon daha efektif kullanmanız lazım. Birkaç defa video çekiyorum da gene yoruldum. Bunun için ne yapabilirsiniz? Eğer muhrip oynadıysanız önceden yani rakip muhribin yerinde olsanız şu anda ne yaparsınız onu düşünüp ona göre hareket etmeye çalışın. Eğer hiç muhrip oynamadıysanız yapabileceğiniz en kolay şey şu. ABC kap bölgeler oluyor ya arkadaşlar. Bunların arkasında böyle kendinizi koruyabileceğiniz bir adanın olduğu yere doğru yaklaşın. Ondan sonra düşman gemisi bölgenizi ele geçirmeye başladığı zaman o A, B ya da C bölgesine kendi radarınızın mesafesini kontrol edin. Hatta minimap'ten radarınızın mesafesini sürekli açabilirsiniz. Yani nereye kadar radarınız etkilediği onu görebiliyorsunuz. Sağ alt köşeden ayarlayabilmeniz lazım. Bilmeyenler için başka bir videoda gösteririz. Düşman muhribinin olabileceğini düşündüğünüz zaman radarı çalıştırın o bölgede. Ve eğer sizin radar alanınız içerisinde düşman varsa düşmanı açacaksınız. Ondan sonra toplarınızda o düşmanı yok edebilecek kadar ateş gücünüz var. Siz yok edemezseniz de zaten takım arkadaşlarınız da bir süre sonra o düşmanı görmeye başlıyor, onlar da yok edebilir. Yani ana amacınız buradarı doğru bir şekilde kullanıp takımınıza rakip muhribi öldürme avantajını sağlamak. Bu şekilde bu ağaçtan daha fazla yararlanabilirsiniz. Peki muhripler, muhriplerin avantajı ne? Arkadaşlar Amerikan muhriplerinin eskiden daha fazla avantajı vardı ama yeni gelen ağaçlar geldikçe herkes bir şeyi daha iyi yapmaya başladı. Torpido deseniz öyle, ateş gücü deseniz öyle ama hala iyi oldukları şey şu daha iyi sisiniz var. Ve sisiniz daha uzun süre savaş alanında kalıyor. Bu size ne işe yarar? Ya mesela sizin içerisinde rakibi farmlamak istiyorsanız bunu yapmanız biraz daha kolay. Ya da takım arkadaşınıza mesela siz sağlamak isteyebilirsiniz. Bu ne olabilir? Bakın mesela ben Jirink oynasam ve Worcester arkadaşım olsa şunu yapabilirim. Jirink olarak gelirim. Worcester'ın yanında sis basarım. Worcester benim sağladığım sis üzerinden rakibi farmlar adası olmadığı zaman. Bunu diğer ülkelere göre Amerikan muhripleri biraz daha iyi yapıyor. Çünkü sisleri daha fazla duruyor bu sisinizi efektif kullanmanız lazım. Ama onun dışında ne yazık ki torpunuz, yani torpidonuz, torpunuz, gizliliğiniz hiçbirisi diğer karşı avantaj sağlayabileceğimiz kadar iyi değil. Hepsi normal seviyede. Yani kötü de değiller. Ama yani mesela daha iyi topunuz da yok, daha iyi torpidonuz da yok. Hepsi normal seviyede. O yüzden avantaj diyebileceğimiz tek şey siz. Uçak gemileri. Arkadaşlar uçak gemileri, Amerikan uçak gemileri biraz daha yeni oyuncuların oynayabileceği seviyede. Daha kolay Japonlara göre. Neden derseniz. Bombardıman uçakları da patlayıcı mermiler var. Şimdi Japon bombardıman uçaklarından bahsetmiştik. Zırt bombaları vardı. Ve doğru zamanda atmazsanız arkadaşlar zırt bombalarını ya yani neredeyse hiçbir hasar vermezler. Ya sıfır hasar verirler hatta direkt yani. Ya da o pen atarlar. Aşırı delerler. Çok düşük bir hasar verirler. Ama Amerikanlarda bu yok. Rakip gemiye bombanızı tutturduğunuz sürece rakip gemi yanar ve alev çıkartır. Alev çıkartması garanti değil de en azından garanti bir hasar verir. O yüzden bu bombardıman uçaklarını kullanmanız biraz daha kolay. Ve şöyle bir avantajı da var. Torpido uçaklarında Japonların aksine 4 tane torpido atıyorsun. Ve şey diyebilirsiniz hani Japon torpidoları daha fazla vuruyor. Doğru. Ama şöyle düşünün. Şimdi Japonların 2 tane torpidosu var bir saldırıda. Eğer düşman 2 torpidodan birinden kaçarsa sadece bir tane torpidodan 10.000 civarı hasar oluyor. Torpido koruması olmadığını varsayıyorum bu arada 10.000 derken. Torpido koruması varsa zaten düşer. Ama Amerikanlar'da 4 tane torpido atıyorsunuz. Yani diyelim düşman bir tane torpidodan kaçtı, siz 3 tane torpido atıyorsunuz her torpidonuz 5.000 vuruyor toplamda 15.000 hasar vuruyorsunuz. Bunlardaki farkı anladınız mı? Japonlar'da bir tane torpidoyu ıskalarsanız aldığınız ceza Amerikalılara göre daha yüksek. 4 tane torpidoyu tutturmanız hem daha kolay hem de birini kaçırsanız bile o üç tane torpido hala güzel bir hasar veriyor. O yüzden hani Amerikanların genel olarak hasarı Japonlara göre çok fazla diyemeyiz. Hatta Japonların hasarı biraz, bayağı yüksekti süper gemiler gelmeden önce. Ama yeni oyuncuların oynaması, hasar vermesi biraz daha kolay olan bir ağaç. O yüzden eğer yeni bir oyuncuysanız uçak gemisi ağacı arayan hani bu işinize yarayabilir. Onun dışında avantaj diyebileceğimiz şey bombardıman uçaklarının patlayıcı bir bomba atması. Bu şekilde rakibi yakıp sonra torpido uçaklarıyla saldırabilirsiniz. Heh. Bir de şu var taarruz uçaklarının arkadaşlar Japonlara göre biraz daha hızlı ateş ediyor. Yani mesela Japonlarda taarruz uçaklarınızda saldırı yaptığınız zaman sizin saldırı yaptığınız bölgeye uçaklarınızın roket atması için çok uzun bir süre geçiyor. Bu Amerikalarda biraz daha kısa. Amerikalarda diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Denizaltılara bilerek girmiyorum. Yani hiçbir kısımda girmemeye çalışacağım. Denizaltıları isterseniz farklı bir videoda yaparız. Çünkü zaten daha Sovyetlerin falan da eklenmemiş olması lazım. Sovyetlerinki vesaire eklendiği zaman tam onlara özel bir video çekeriz. Ama şu anda gerek yok bence. Bunun dışında sizin aklınızda kalan herhangi bir soru varsa arkadaşlar yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.